Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere FAO nedir? FAPO ne demek? Bunu anlatacağım. Öncelikle FAO, İngilizce Food and Agriculture Organization'ın baş harflerinden oluşan bir kısaltma. FAO. Peki FAO ne? Türkçesi bunun Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Aslında bunun daha uzun tam bir adı var. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Ee, FAO 1945'te kuruldu ve Türkiye'de 6 Nisan 1948'de üye oldu ve halen FAO'ya üye. Ve hatta FAO'nun Ankara'da bir ofisi de var. Peki FAO niye kuruldu, ne yapıyor? FAO aslında dünyada gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüt. Bunu biraz daha açarsak şöyle tarımsal ve kırsal kalkınma, yoksulluğun azaltılması, ormancılık, balıkçılık gibi konuların faaliyetlerinde devam etmesi ve bunların sürekliliği sağlıklı bir şekilde yapılmasıyla ilgili çalışmaları var. Peki Türkiye'de niye FAO paralar basılıyor? Şöyle FAO, Türkiye ortaklık programları var ve bu kapsamda da farkındalık ve hatıra amaçlı bu paralar darpane tarafından basılıyor. Dünyada yine başka birçok ülkede de basılan FAO paralar var. Şimdi bu FAO paralardan koleksiyonumda olan bazılarını birkaçını size göstermek istedim. Daha birçok var bunlardan. Bunların bronz olanları var, gümüş olanları var ama hepsini gösterip çıkarmak istemedim. Böyle birkaç tanesini çıkardım. Bu elimde gördüğünüz gibi yine burada bir hemen sağ tarafında FAO yazıyor. Bu arada her FAO paranın üzerinde de FAO yazmaz. Yazmayanları da yine örnek olarak göstereceğim. Şöyle bu paramızın bir diğer yüzüne de bakalım mesela. Şöyle çevirelim. Evet, bu 1978 yılına ait bir 1 lira ve arkası da az önce gördüğünüz gibiydi. Ve bunların hepsi e, göstereceğim paralar ve bu hepsi çiğ kondisyondalar. E, şimdi bir diğerine bakalım. Önce şu ön yüzünü gösterelim. Evet, 2002 yılına ait bir e, 750 bin lira. As, bu parayla ilgili de şöyle bir bilgi ekleyelim. Bu paranın üzerinde 2002 yazmasına rağmen aslında 2005'te, 2005 yılında satışa sunulmuştur. Şimdi bir diğer yüzüne de bakalım paramızın. Evet, burada da e, kimsenin aç kalmayacağı e, bir dünya yazısını görüyoruz ve bir e, keçi resmi var. Bu paranın bu da yine gördüğünüz gibi çiğ kondisyonunda ve bunun bu çiğ kondisyonundayken değeri yaklaşık 5 lira civarında. Öyle pek kıymetli bir para değil. O diğer gösterdiğim şu 1978 yılı bu 1 lirada. Bu da yine çiğ kondisyonda ve yaklaşık arkasında hemen göstereyim sizlere yine. Bu da yaklaşık 15-20 lira civarında. Bundan sonraki bu göstereceğim paralar da yine yaklaşık 15-20 lira civarındalar. Şuna bakalım bu neymiş mesela? Bu da 1979 yılı 1 lira. Fakat yine FAO bir para. Arkası da bu şekilde. Şöyle Saban Kılıçtan Üstündür yazısı var. Yine bunun da değeri 15-20 lira civarında çil olanlar için. Şöyle yine aynı yazının yazdığı farklı bir para. 2,5 lira bu da. 1970 yılı 2,5 lira. Arkasına bakalım yine. Saban Kılıç'tan üstündür yazılı olanı. Gördüğünüz gibi bundan üzerinde FAO yazmıyor mesela. Şöyle başka bir taneye bakalım. Evet 1977 yılı 2,5 lira. Şöyle arka tarafı bunun farklı. Burada da e, herkese e, ekmek ve konut yazısı var. Şöyle yine başka bir tane göstermek istiyorum. O herkese ekmek ve konut olan o az önceki mesela 2,5 liraydı. Bu da 5 lira sonun. Yine 1977 yılı 5 lira. Ve arka tarafı da yine bu şekilde. Yine herkese ekmek ve konut yazısı var. Ve diğer başka bir tane göstermek istediğim. Bu da yine bunda yine fa yazısını görüyoruz. Burada da kadının süsü kültür ve erdem olmalıdır yazısı var ve gördüğünüz gibi sağ tarafta FAO var. FAO yazısı var. Bu da 1976 yılı 5 lira ve yine bu da çiğ kondisyonda ve değeri de yaklaşık 15-20 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. E, paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de bu için desteğinizi bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.